Gaziantep'te son yılların en yüksek rekoltesinin elde edildiği Antep fıstığında hasat devam ederken kavlatma tesisleriyle sezonun en yoğun ve hareketli günlerini geçiriyor. Allah bereketli kılsın, kolay gelsin gençler. Maşallah bereketli bir yıl. Zor oldu değil mi? Kavuştayız, ne çekin bakayım. Fıstık ne kadardı bu sene, ne kadar sence? Fıstık yoktu. Fıstık ne kadardı bu sene, ne kadar sence? Giderse fıstık yoktu. Yoktu. Yani bu sene kaç kat olmuştur geçen seneye göre? Vallahi ben 3 kat diyek. 3 kat diyek. Sen günde kaç? Rakamları çok iyi bilen birisisin. Sen 35 yaşındasın. 35 yaşında kaydı. Tamam, ben abi tanıyorum. Evet sayın müdürüm. Evet, şeyden çıkma, kayıttan çıkma. Dur yine bir ansı olan bir şeye götürdüm. Fıstık, fıstık. Fatma yani geleceğim. Evet, cumaları düzgün çekin ha, cumaları düzgün çekin. Gidecek iki barana sen ayda gidin. Sıkma mı? He. Çok acadı ben, su acadı. İki barana alacak mı oraya iki? Aynen öyle. Çiftçi yevmiyecilerle beraber köyde fıstık toplamaya başlar. Fıstığın serüveni ortalama 3 ay sürer. Yeşil boz iş dediğimiz işten başlayıp kırmızı beng fıstık dediğimiz kavrulmuş olan fıstığa kadar devam eder. Bu 3 aylık sürecin 1,5 ayı ortalama yeşil iç, ondan sonraki son süreçlerde kırmızı iş gelir. Yeşil iç boz iş dediğimiz baklavalık, file, pastalık şeklinde yapılır. Kırmızı işte kavrulmalık, tatlı için vesaire uygundur. Şu an kırmızı iç
sürecinde Bank fıstık, kuru kırmızı. Bizim gibi tesisler çok Antep tarafından. İşte Antep, Gaziantep'in dört bir tarafından, ilçelerinden fıstık toplanıp hasat edilip geliyor. Bu işletmeler sayesinde çiftçinin yükü azalıyor. Yani son sistem makinalarda işlem görüyor. Ortalama 2 gün, 3 gün sergi dediğimiz alanda sergilenip tırmık dediğimiz şekilde karıştırma yapılıp dolusu, boşu, çöpü ayrılıp çuvallara konulup çiftçiye teslim ediyoruz. Bu sene fıstık rekoltesi çok yüksek. Yalnız yüksek olduğundan dolayı ağaç güç getiremedi. Bir kısmında fış olayı var. İşte biz onlarını ayırmakta şu an zorlanıyoruz. Milleti memnun etmeye çalışıyoruz. Çiftçi de memnun, biz de memnunuz çok şükür. Bereketli bir sene. Kazasız belasız geçirmeye çalışıyoruz. Çöpünü, boşunu, dolusunu, yarım olanları ayırdıktan sonra hale komisyonculara fıstıklar dağılıyor. Buradan yurt dışına kadar paketlenip işlem görüp dağılıyor. Fıstığın son dönemlerine girdik. Son 2-3 haftalık bir dönemler var. Halen yoğun çalışıyoruz. Tam kapasitedeyiz.